Merhabalar, yatırım ve borsaya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Ford Otomotiv Sanayi AŞ hissesini inceliyoruz. Arkadaşlar, bu kanalı ilk defa görenler varsa benim 53 bin aboneli bir yatırım ve finans kanalım var. Galiba 6. girişim yatırım ve borsa diyeceğimi 6 kere falan 5 kere falan yatırım ve finans dedim. İnsanın kafası karışıyor. Orada 500 video olunca insan açısı bir tuhaf geliyor farklı bir kanal ismine girmek. Ama orada karışıklık olmasın diye biliyorsunuz ki artık hisse incelemelerimizi bu kanalda çekeceğiz. Özellikle bakın ilk defa geliyorsanız lütfen kanala abone olup bildirimleri açın. Çünkü sizin için çok değerli arkadaşlar. Yakında 4-5 güne 3. çeyrek bilançolar gelecek. Onları burada inceleyeceğiz ve umarım ki bilançolar sayesinde veya yatırımı bilmemiz sayesinde çok paralar kazanacağız. Yavaştan Ford Otomotiv'le başlayalım. Şimdi bu hissenin zaten satışlarında, brüt karında, esas faaliyet karında, faaliyet net dönem karında bir sıkıntı yok. Bunları biliyoruz. Ve şu anda çok detaylı girmeyeceğim. İşte hepsi %100 yakın artmış. Niye detaylı girmeyeceğim? Bunun sebebi bu verilerin aslında 3,5 ay öncenin verisi olması. Bakın burada değerli şey ne? Net kar artışı güzel, satışlardaki sürekli artışı güzel, faaliyet artışı güzel. Bunlar sağlam, geçmiş verim. Ama mevcut veriler değil bunlar. Bunlar en son arkadaşım Haziran'ın verisi. Bakın en son Haziran'ın verisi. 2023 Haziran. O günden bugüne çok farklı finansal veriler gelmiş olması lazım. Bunların da 5-10 güne hepsi açıklanacak. En azından Koç Holding'lerin. Dönem duran varlık artışı güzel. Bir tık borçlanmaya gidilmiş geçmiştim. Ki Ford borçlanmadan kurtulabilecek bir şirket değil. Ford'un borçlanması hep devam edecek. Çünkü Ford öyle. Kafasına göre borçlanan bir şirket değil. Borcu alıyor, yatırımlarını aktarıyor. Gitti de büyüyor. Hani sen ben gibi düşünmüyor Ford. Onun arkasında çok büyük bir beyin var. Çok büyük bir finansal akıl var. Çünkü mesela adamların aslında belki görmüşsünüzdür. Family danışmanlık diye geçer Koç ailesi. Çünkü birçok danışmanlık şirketinden destek alıyor. Yani yatırımları büyük oranda koruma altında. Bakın düşünün. Sen Koçsun, Koçlardansın ama danışmanlık alıyorsun. Senin ailen 80 yıldır ülkedeki belki de en büyük şirketleri yönetiyor. 70 yıldır. Ama onlar bile destek alıyor. Öz kaynaklar %24 arttırılmış. Burada bu yüzden öz kaynaklar düşük çünkü borç oranı fazlasıyla yüksek. Ben yakında bak, az az da olsa borç oranının düşeceğini düşünüyorum. Sebebini ödemeler çünkü 1-2 yılda çok yapıyor bakın borç bitmeyecek. Hatta çok an azalmayacak bile. Ama 1-2 yıldır çok büyük yatırımlar oldu. Hafiften bir azalma görebiliriz. Ama bu işte aman 2-3 milyarlara insin aman eksilere insin böyle bir şey olmayacak arkadaşım Koç Froto'dan. Ya diğer Froto gibi hisselerden. Niye? Bunlar yatırım yapan hisseler. Mesela Türk Hava Yolları da aynı şekilde çok borcu vardır. Niye? Yatırım yapıyorlar. Sürekli uçak alıyorlar. Yani sen borç aldığında batıyoruz borcu değil. Çoğu şirket batıyoruz borcu alır. İşte batmamak için borç alır. Bunlar ise büyümek için alıyor. Ve güzel de büyüyorlar. Çarpanlarına geldiğimizde bir tık sektör ortalamasının üzerinde de olsa makul seyredir böyle bir şirket için. FK'sı 12.77, FRF 12.37, piyasa değeri, defter değeri ise 11.31. Bence böyle bir hisse için makul değerler. Ayrıca PEG oranı 0.14. Net borç foy oranı ise 1.25 olduğu gözüküyor burada. Bunların hepsi kabul edilebilir seviyeler. Hissemizin değeri şu anda 308 milyar TL. Pist savaşına kârı ise 68.93. Ben buradaki her türlü durumu açıkçası makul görüyorum. Ben burada büyük bir sıkıntı görmüyorum. Hissenin sahibi kim peki? Ford Dachshund %41 orta, Koç Holding ise 38.65'lik orta. Ama bildiğimiz kadarıyla bakın şu diğer payların içerisinde Koçların payı var. Yani bu ikisinin payı Ford Dachshund ile Koç Holding'in eşit olması lazım. Bilinen bu diğer payların içerisinde bir tık Koç Holding şirketlerinin payları var. Burada yan sektörleri görüyoruz. Mesela Otokar Otomotiv Sanayi 0.59'u Ford'a aitmiş veya Gembox Teknoloji var. Ford Otosan Hollanda var ki çok düşük bir değer. Sadece göstermelik yapmışlar. Bir de Rakun Mobility gibi yan şirketleri var Ford'un. Karnesine aklınızda 3 bölü 6 karlılık. Büyümesi 6 bölü 6. Borçlu 3 bölü 6. Arkadaşım bak ne dedim size az önce. Borç alıyor ama büyüyor şirket. Şirket borcunu büyümek için alıyor ve şu anda Ford'un borcu var diyen arkadaşı ben ciddiye almam. Niye? Yok çünkü. Yani bir maddi sıkıntı değil ise çatır çatır araba satıyor. Tarihin en büyük kar oranlarını açıklıyor. Bu anda borç alması ona zarar çıkarmaz. Bir de söylemek istediğim bir şey var. Çoğu kişinin yanlış bildiği bilgi. Koçlar Ford'a sahip değil.
Ford otomotiv sanayiye sahip. Yani dünyadaki tüm Ford'ları Koç üretmiyor. Bu da aklınızda olsun. Onların sahip olduğu şirket Ford Otomotiv. Ana Ford şirketi değil Koçlarınki. Yoksa Ford Koçların çok 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 üzerinde bir otomotiv firması. Ama bak distribütör de değil. Üretici aynı zamanda Koçlar. Burada iyi bir temettü oranı var. Güzel temettü. Genelde %5'in üzerinde temettü dağıttığı biliniyor hissenin. Bakın birkaç yıl haricinde hep neredeyse %5'in üzerine çıkmış. Bu da bizim için gayet iyi bu oran. Neredeyse 2021'de bir 5'e yaklaşmış. Onun dışında yıllar boyunca sağlam yılda 2 kere temettü dağıtan bir şirket olduğu gözüküyor. Güzel temettü dağıtır. Ve Ford'un aynı zamanda bedelsize yakın bir potansiyeli var. 1-2 yıl içerisinde olmasa da 2025 başı gibi 2025 gibi bir bedelsiz verme ihtimali olduğunu düşünüyorum ben. Otomobil ihracatı geçmiş yıllar gibi olmasa da bu 2020 sonrasında neredeyse rekor seviyeye geldi. Bizim için gayet iyi bir veri bu. Toplam pazar ise yine 2018, 2019 verilerine göre makul seviyelerdi. Özellikle bakın bu aylarda Kasım, Aralık gibi büyük artı olabiliyoruz. Bakın size direktmen söyleyebilirim. Şu anda aylar yazıyor değil mi? Aylar şu anda grafikte yok. Size direkt mouse'umla Aralık aylarını bulacağım. December. Bak December. Şuradaki uzun çubuk December. Uzun çubuk December. Burada niye böyle bir oyuna girdik? Sebebi ise Aralık aylarında yüksek satışlar olduğunu ve buna bağlı olarak karların arttığını söylemek istedim. Aralık ayı Ford'un ve diğer otomotiv sektörlerin genelde en yüksek satış yaptığı aydır. Bunun sebebi daha çok araçların yılı eskimesi, kampanyalar gibi sebepler. Takas analizinde ise baktığımızda günlük ve haftalıkta Sibank tarafında bir çıkış söz konusu, emeklilik fonlarında, yatırım fonlarında ve Deutsche Bank'ta bir çıkış var. Bununla beraber Yapı Kredi, İş Yatırım gibi şirketler girmiş. Öyle büyük bir sıkıntı yok. Minik bir düşüş olsa da bunun sebebi yabancı satışlarıdır. Ford hala sene sonuna kadar 1000 TL, 1100 TL hedef olan bir şirket, hatta daha yukarıda. Kurumsal yatırımcılarda ise özellikle başta Yapı Kredi olmak üzere birçok fonun bünyesinde bulunuyor. Yapı Kredi başta çünkü Yapı Kredi de bir Koç şirketi. Koçlar kendi fonlarında büyük oranda yer vermiş. Aynı zamanda İş Bankası, Garanti, Akbank gibi ve diğer aracı kurumlarda portföylerinde yüksek oranda Froto'ya yer verdiler. Şimdi son olarak rakip analizine bakalım. Ben otomotiv sektöründe bunun üzerine rakip tanımam. Mesela en büyük şirket bu. Yakınındaki şirket Tofaş. Yine bir Koç Holding şirketi ki bu da güçlüdür, üreticidir. Türk Traktör, o tam olarak otomobil sayılmaz. Çünkü araç üretmiyor, traktör üretiminde daha çok. Diğer rakibi ise Doğuş Otomotiv. Bu da bence rakip sayılmaz. Niye? Doğuş bakın kuvvetli bir şirket, güçsüz demiyorum. Ama üretici değil. Distribütör. Yani haklarını alıyor, Türkiye'de araçları satıyor. Oradan para kazanıyor. Yine Otokar var sayılabilecek. Otokar da rakip sayılmaz çünkü sektörleri farklı. En büyük 5 otomotiv hissesinin 4'ü Koçlara ait zaten gördüğünüz gibi. Şimdi Ford'un biraz da grafiklerine bakalım. Hisse son 1 yıl içerisinde %150 artmış. Endeks bazlı bir yükseliş. Bizim için gayet iyi. Gördüğünüz gibi sağlam bir yükseliş var. Zamanında hisse 965 TL'den düştü. Üzerine bu düşüş de endeks bazlı olmadı. Endeks düşmeden düştü. Ki Foto şu an Türkiye'deki en kaliteli şirketlerin başında gelir. Ben 5-10 yıl içerisinde bu hissenin çok daha fazla yükseleceğini düşünüyorum. Çünkü sebebi ise elektrik otomobil alanında yaptığı yatırım var. Ford kuvvetli bir hissemiz. 5 yılda yine endeks üzeri arttı. Bu da bizim için gayet iyi. Ben biraz da şimdi kısa vade yapmak istiyorum. Uzun vade zaten mükemmel. Hatta şu tekniklerini göstereyim size. Teknik anlamda da bir ayda falan öyle büyük bir sıkıntı yok. Hareketli ortamlar güçlü alda. Burada MACD seviyesi alda. Özet raporu seni alda gözüküyor. Bir aylık grafikte Ford'un hiçbir teknik sıkıntısı yok. Haftalık bazda da sıkıntısı yok. Günlük bazda da sıkıntısı yok grafik anlamında. Grafikleri gayet yerinde. Mesela günlük de basit hareketli ortalama 50 günlük ve basit hareketli ortalama 10 günlük dışında hepsi hala al sinyalinde gözüküyor. Tahminler demişler pek analistler burada. Tahminlerinde yıl sonuna kadar 1026 TL ortalama, maksimum ise 1340 TL demişler. Ben de en azından bir 1026 TL'yi kıracağını, benim hedef fiyatım yıl sonuna kadar, tabi bu değişebilir savaş durumuna göre, 1150 TL civarı bir hedef fiyat belirledim kendime. Grafiğin aklımızda ise bu şirketin grafiği de değişik. Niye? Dedim, tüm hisseler düşerken bu açıkçası kendini korumayı beceren bir şirket. Yani 915'ten 880'e inmesi bu şirketin hiçbir şey. Ne demek bu? Bizim için %3 civarı bir düşüş demek. %3, %4 civarı bir düşüş. Bu da hissemiz için hiçbir şey. Savaş durumuna göre.
Hatta 2 Ekim gibi bakın burada 840 TL'den 926 TL'lere çıktığını görebiliyoruz. Neredeyse %10'a yakın bir artış var. O yüzden hissemizde durum en güvenli hisselerden biri denebilir Frota için. Burada sadece bir 810'da bir desteğimiz var. Orası kırılmadığı sürece hissemizde durum pozitif. Ayrıca MACD pozitif. Her an süper trendde pozitif denebilir. Sadece 0,2 puanla süper trendde negatif destek almış. Pazartesi pozitif bir açışla direktmen yeşile dönecektir süper trend. Ve al sinyali verecektir. Dediğimiz gibi hareketli ortamlarında şu anda üzerinde kaldığı biliniyor hissemizin. Öyle teknik anlamda büyük bir sıkıntımız yok. Geleceği kuvvetli, mükemmel bir hisse. Arkadaşlar, akşama da Tüpraş'ın videosu geliyor. O bence kanaldaki en değerli video olacak. Bilirsiniz ki benim en sevdiğim ise Tüpraş. Bunlar için mutlaka abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu kanalda umarım diğer yatırım ve finans kanalı gibi yakında 10 binlere, 20 binlere, 50 binlere ulaşacak. Çünkü orada bahsetmediğim çoğu konuyu burada bahsedeceğim. Çünkü örneğin oraya çoğu kişi Frota videosu atmamı istemiyor. Sebebi ne? Çoğu kişinin de Frota yok. Oraya daha çok geniş kitlere hitap edecek videolar atıyorum. Burada ise Frota atılacak, diğer hisseler atılacak, mesela Ülker atılacak, diğer mesela Tofaş atılacak, Otokar atılacak. Halk Arzlar ise diğer kanala biliyorsunuzdur. Halk Arz Borsa kanalına gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olun, bildirimler için bol kazançlar dilerim.